Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te The Oregon Trail'in 6. bölümüyle karşınızdayım. Yanılmıyorsam 6. bölümdeyiz ve hikayemize devam ediyoruz. En son Hisar'da bırakmıştık. Hemen etraftaki insanlarla konuşarak başlayalım bakalım. Bir grup insan kürk ve yolculuk malzemeleri fiyatı konusunda tartışıp pazarlık yapıyor. Evet, Southworth diye bir karakter. Sen de mi batıya gidiyorsun? Yasalara göre benim gibi siyahilerin Oregon'a yerleşmesi yasak. Ama yine de James beni oraya götürüyor. Yola çıkmadan önce kemanımı satması kötü oldu. Kemanım benim en iyi dostumdu. Evet, siyahilerin oraya gitmesi yasakmış, yerleşmesi yasakmış. O şey de herhalde aynı zamanda. Bir sandığın içerisinde beni götürüyor falan diyen kadın da ondan dolayı da herhalde. Devam. Hisarlarda çalarak biraz para kazanmayı umuyordum. Böylece James bu para karşılığında bana özgürlüğümü bağışlayabilirdi. Bak, ben bir çalmaya başlayayım. Kötürüm adam ayaklanıp dans etmezse bana da Louis Southworth demesinler. Devam. O çalgı aklımdan çıkmıyor. Yanımda kalsa olur mu diye sordum ama James yolculuk için para lazım dedi. Bilmiyorum doğru mu? Adam umutsuzca ayağıyla tozları savurur. Yazık ya, acıdım vallahi, yardım önereceğim. Bana yeni bir keman almayı teklif ediyorsan buna hayır demem. Ancak para ağaçta bitmiyor. Hem üstüme başıma da düzgün bir şeyler almam gerek. Louis, Southworth kafileye gülümser. Keman satın alma sözü ver. Veriyorum. Tamam, dur şimdi. Eğer bunu yapacaksak düzgün yapmalıyız. Anlıyor musun? Birlikte bir grup kurmaktan bahsediyorum. Kemanının parasını sana geri ödeyecek kadar para kazanabilirim. Vallahi gerek yok, istemiyorum. Zenginiz şu an. 400 küsür dolarımız var. Ama bir keman ne kadardır? Independence'da bir kız bir erkek kardeşiyle düet yapıyordu. Gitar ve banjo çalıyorlardı. Çok da iyilerdi. Onları aramıza katabilsek ne güzel olur. En son Fort Bridger hisarında olduklarını duydum. Bence bu iyi bir fırsat. Ne dersin? Lewis, Southworth umutludur. Keman hakkında sor, kemanın değerini sor. Önce kemanın değerini sorayım. İyi bir keman ortalama 30 dolar tutar. Fazlasını ödersen kazık yemiş olursun. Ya bizim için para mı ya? Keman hakkında soru soralım. Dağları geçmeden önce insanlar lüks eşyalarını satıyorlarmış diye duydum. Gözünü açık tut. Keman satan biri var mı sor bakalım. Tamam, planı kabul ediyorum. Unutulmayacak bir gösteri olacak. Bekle de gör. Fort Boyce Hisarı'nda tekrar görüşürüz. Uzakta olduğunu biliyorum ama grubu kurmak için biraz zaman gerek. Hem şarkı sözlerini yazmalıyım. Enteresan başladı. Yeni bir yan görev aldık. Albert'la konuşalım. Rockies yolunu tutan şu çaylaklar dağlarda hayatta kalmayı çocuk oyuncağı sanıyor. Yamacın yukarıları yazın bile çok soğuk olur. Geç kalıp doğru mevsimi kaçıran kaç tanesi dağa geçeyim derken karda kışta dondu gitti. Bayağı soğuk ha. Kulağını aç, iyi dinle yabancı. Sakın su çukuru falan açmaya kalkma. Durgun suyu ağzına koyma. Plat Nehri tuzludur mesela ama olsun, kolera kapmaktan iyidir. Kocamı geçen hafta toprağa verdik. Vaktin varsa şu koşumda bana yardım ediver bir zahmet. Platte Nehri tuzludur ama olsun, kolera kapmaktan iyidir. Cloud Bull. Hiç Wasichu öldürmedim. Bunun da kelime anlamına baktım şimdi, ne olduğunu merak ettim. Sömürgeciliğe karşı. Beyaz insanları aşağılamak için kullanılıyormuş. Kimseyle düşman olmak istemem. Yani hiç beyaz öldürmedim diyor. Kimseyle düşman olmak istemem. Wasichular bizimle uğraşmayı bıraksın ve tatankaları avlayıp durmasın. Tek isteğim bu. Okunuşu yanlış olabilir tabi. Tamam, konuşabileceğimiz herkesle konuştuk. Sağlık durumumuz nedir? Her şeyimiz iyi aslında. Tamam, hijyene de pek ihtiyacımız yok. Eğer gidip dükkandan bir şey alırsam... Acaba yük arabamızı da büyütsek mi? Bak, dükkandan aldığımda 11 dolara 3 tane alıyoruz. Aslında bu daha mantıklı. Evet, bunu yük arabasına ekliyorum. Bu kesinlikle daha mantıklı. Tanesi ne yapıyor? 4 dolar bile yapmıyor işte, 3,5 dolar civarında. 3,70. Derileri satabiliriz ama bir nehirle karşılaşacağız. Postlar yanımızda kalabilir. Şu dingil, çekme oku falan çok yer kaplıyor ya. Ağırlıklarımızı biraz azaltmamız lazım. Şunu bir ödeyeyim bir saniye.
Toptan alınca sonuçta daha fazla ödemiyorsun. Envanterine bir gel. Şuraları hemen tamir ederim abi. Evet. Bundan bir tane daha alsam. Ki almam lazım. Aslında arabayı mı büyütsek ya? 600. Bunu almaya gerek yok. Benimki zaten Murphy yük arabası. Yelkenli yük arabasını alabiliriz artık. Üstünde direk ve yelken olan değişik bir yük arabası. Makul fiyatlıdır ve öküz gerektirmez. Yani yükü daha az bu arada. Çok az hatta. Hiç gerek yok. Bu zaten bizdeki araba. Amacımız aslında 600 dolar biriktirip bu arabayı almak olsun. Tamam, şimdi ne yapalım? Çok unumuz var aslında. Unu paraya mı çevirsek, ne yapsak? Hem bozulma riski var. Şunu okuruz. Bunda bir sıkıntı yok. Gelin bir plan yapalım. Kayıttayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu takasa bir gidelim önce. Evet. Hayvan postlarını... Bence hayvan postlarını satmayalım abi. Hayvan postları bu yolculukta üzerimizde kalsın. Evet abi. Bunlar üzerimizde kalsın. Hatta toplayabilirsek daha fazlasını toplayalım. Altını yalıtalım eğer bir sudan geçecek olursak. Tuzak teklif eder. Tuzak. İki ilaç. Pazarlık et bakayım. Aykut etsin. Çok güzel. Aykut'un zekası da arttı. Zaten zeki bir çocuktu. Bir ilaç, dört tuzak. Ben dört tane tuzak alayım mı? Ama ne işe yarıyor bu tuzak? Bir dursun bakayım. Kıyafet pazarlığı da yapacağım. Burak'la. Sen de altı ol. Tamam, olmadı. Devam edelim. İlaç pazarlığı yapalım Burak'la. Şimdi şu dükkana geleceğim abi. Dükkan. Tüm parçalar diyelim. Un. Burada unumuz varmış ya. Bu görevden gelen un herhalde. Bunun üzerine koyamıyoruz. 175. Bayağı bir unumuz var. Bu unu atamayacağımıza göre satmamız lazım. Ne diyorsunuz? Satamıyorsun da. Şimdi istediğin her şeyi satamıyorsun ki. Takas yaptığında... Bir gelsene takasa tekrardan. Mesela bir tekerim var. Üzerine teker eklemem lazım ve birini de atmam lazım. Malzemeleri takas et. Şu fazla unları vereceğim ya. Vallahi vereceğim. Yani 4 tuzak karşılığında un istiyor muydu? Yok, un yok. 3 kahve karşılığında bu da un istemiyor. 3 ilaç. 192 un. Vallahi vereceğim arkadaşlar. 192 unu veriyorum. Tamam, 3 ilaç aldık çünkü arabaya ekleyemediğim un var orada. 3 kıyafet. Tamam. Önce kafam karıştı. Ben dedim un mu satın aldım? Şimdi bir iyice bir dükkan planı yapalım. Elimde bayağı bir malzeme var. Burayı boşaltmam lazım. Bak bu da burada duruyor. Unu takasladıktan sonra bu da aşağıya gelmiş. Abi gres yağını şimdiden kullanıyorum. Tamam mı? Kullan. Bir boşluk açıldı değil mi? Şu kitabı da kullanıyorum. Kime kullan? Bura Aykut'a çok yükleniyorum bu arada. Tamam, Aykut'un yön bulması artsın. Boşluğum ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk. Satamıyorum şu an. Sadece atabilirim bunu. Bu çekme oku hasarlı korumasız alan tamiri. Çekme oku tamiri. Şu kıyafeti birine kullanayım. Şu an ihtiyacım yok. Et almak istersem eti sığdırabilir miyim? Ona bir yer açayım ben. Şöyle yapacağım bir saniye. Bunu şuraya koyayım. Tamam mı? Şunu şöyle koyalım. Aşağı yukarı. Bu unu, eti buraya koyalım. Bir et daha alırsam buraya koyabilirim. Fakat bu un elimde gereksiz yere duruyor ya. Çok gereksiz. Yanıma bir tane daha şey alayım. Şu alet çantasından şuraya koyayım. Bir de yemek. Nasıl olur? Bence gayet mantıklı. Çok ağır bir şekilde ilerliyoruz ama
Ona yapacak bir şey yok. Dükkan. Hatta mümkünse gres yağı falan da almam lazım. Bak eta yük arabasına ekle. Kıyafet eklemem lazım. Bunu alırsam yer kalmıyor. Nasıl yapacağız? Yük arabasını gör. Kıyafetin birini şu an kullansam mı? Ne yapsam? Teker meker çok yer kaplıyor arkadaşlar. Kıyafetin birini kullanacağım. Ödüyorum. Maksat yerim açılsın. Kıyafeti de kullan. Kime? Fatma'ya kullanıyorum. Pekala. Şimdi bir tane de şundan alacağım. Plan aşaması çok sıkıntılı bir durum. Şundan yük arabasına ekle. Yük arabasını gör. Öde ve yola devam. %100 doluyuz şu an. Haydi bakalım. Dinlenmeye gerek yok. Yola koyul. Nihayet maceramız başlıyor. Of, çok zor bir hazırlık süreci oldu benim için. Evet, Independence Rock'a doğru gidiyoruz. Yol ayrımı. Kuzeyden, güneyden. Buradan gidersek Hisar'a gidemiyoruz. Buradan gidersek Hisar'a ve Soda Springs'e. Tamam, böyle gidelim biz. Haydi bakalım, maceramız başlasın. Kolera kapmaktan kaçın, kol kırılmasından kaçın. 158 mil. Aha! Yukarıdan gidelim direkt, görevimiz var. Şunlara da bakayım. Kemancının görevi. Bu solgun hatıra. Doğum günü için yardım etmiştik. İki tane yeni bir başarımız var. Göç yolları. Mormon yolu. Tamam. Bir tane daha bir yer varmış. O da Laramie Hisarı. Hadi bakalım. Yukarıdan gidiyorum. Şu dragon bozukluklarını biriktirmem bir işe yarıyor mu acaba? Takasta mı kullansak sadece? Lord Harami Hisarı'nı geride bırakan kafile üyeleri heyecanla karışık bir tedirginlik içindedir. Bir sonraki ikmal noktasına varmaları için uzun bir yol tepmeleri gerekmektedir. Hızlı mı gitsek, ne yapsak? Çok susadım. Ne çabuk lan, daha şimdi çıktınız. Kafile su bulmak konusunda sıkıntı çeker. Bir an önce su bulunmazsa sonucu ölüme kadar varan susuzluk olabilir. Ne diyorsun sen ya? Şifalı bitki içelim, bir şeyler içelim, ilaç içelim. No. Pardon, monitörüm kapanıyormuş. Devam. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Bayağı ilacımız var ha. Yolun hemen kenarında küçük bir gölet vardır. Sivrisinek larvaları suyun yüzeyinde sürükleniyordur. Su tedarik edilmezse kafile moralini ve dayanıklılığını yitirecek. Su ikmali yapılsın mı? Suyu üstümüze almayacağız bence. Su direkt moralimizi düzeltecek gibi bir şey. Su ikmali yapılsın mı? Yapılsın abi. Hijyenimiz gitti. Aykut tifo kaptı. Tifo neymiş ya? Su bulanıktır ve kötü bir tadı vardır. Çok geçmeden hastalığa sebep olarak kafile üzerinde etkisini gösterir. Bir tifomuz eksikti. Aykut 22 gün. Yuh. Bazen dayanıklılığı azaltır. Bulaşıcıdır. Maksimum morali azaltır. Abi şunu bir hemen iç. 16. Bir tane daha içsem ne oluyor? 11. Bir tane daha içsem. 5. Bir tane daha içsem. Tamam. Kurtulduk. Mahvetti bizi ama ya. Biz su bulacağız diye dünyayı kaybettik yolun başında. Olacak iş değil. Aykut dayanıklılığını kazanıyor. Yağmur başladı. Çok zor bir yol olacak ha bu. Kafile bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında kalır. Öküzler şimşek sesinden ürker. Kafile hızla ilerleyip fırtınalı bölgeden kurtulmaya çalışabilir ama bu şartlarda hastalanma ihtimali yüksektir. Diğer bir seçenek fırtınanın dinmesini beklemektir. Fırtınanın dineceğine dair henüz hiçbir belirti yoktur. Günlerce de bekleyebiliriz. Ama bolca yemeğimiz var arkadaşlar. Bekleyeceğim. Bekliyorum.
Kafile sıkış tıkış yük arabasına sığışır. Tente ile fırtınaya karşı korunak sağlar. Moral gidiyor. Moral bayağı gitti. Bu sıkış tepiş, ıslak ve rahatsız ortamda kafilenin sinirleri iyice gerilir. Yola çıkarken bu kadar çok zorlukla karşılaşmayı beklemiyorlardı. Gerçekten beklemiyordum. Mızıkamız da yok. Biraz daha devam. Ha, moral kazandık. Aa, fırtına gitti. Fırtına bütün gece ve hatta ertesi gün bile tüm şiddetiyle devam eder ama sonunda yağmur diner. Acil moral kazandıracak bir şeylere ihtiyacımız var. Elbet her şey gibi fırtınanın da sonu gelir. Bulutlar nihayet dağılır ve güneş açar. Bunlar kalıcı olarak moral kaybetti ya. Aykut ümitsiz mi? Niye ümitsizsin be kardeşim? Bol kepçe yiyoruz. Bol kepçe yemeye devam mı edelim? Şeker çizgili yaprak biti. Bunlar kim? Joseph Holman. Geri çekilin yurttaşlar. Burada bir cinayet işlendi. Hem de öyle basit bir cinayet değil. Ah tabii ya, siz şu yolcularsınız. Hani yüzbaşının bizi toplamasına yardım eden. Görür görmez anladım. Dedektiflik içgüdüsü böyle bir şey olsa gerek. Bu olayda bir yardımcım olması işime gelir. Pekala. Katili bulmama yardımcı olursan bir an önce yüzbaşıya dönebilirim. Ne, bu Sherlock mu oynayacağız şimdi? Harika. Yardımın sayesinde bu olayı vakit kaybetmeden çözebileceğim. Allah! İpuçlarından, şüphelilerden ve kanıtlardan oluşan bir liste oluşturdum. İncelemek istediğin bir şey var mı? Ya da suçlama yapmaya hazırsan söyle. Genel bakış, şüpheli dosyaları, şüphelileri sorgula, delilleri incele, suçlamada bulun. Özet. Bir genel bakış diyeyim. Dün gelen Quill hariç, buradaki herkes Oregon'a giden bir yük arabası kervanına üye. Kervandakiler neredeyse bir aydır birlikte. Kimileri birbirlerini daha uzun süredir tanıyor, kimileri ise daha kısa. Şimdiye kadar aralarında bir anlaşmazlık çıkmadı. Dün gelen Quill hariç. Not mu alsak bunları? Mağdurun adı Elias Forting. Keşif gezisini o finanse etti ve gezinin fiili lideriydi. Pek sevilen biri değildi ama anladığım kadarıyla belli bir düşmanı da yoktu. Yolculukları genel anlamda normal geçmiş. Sadece çok fazla hırsızlık olayı yaşanmış. Bu hırsızlar belli ki hedeflerini belirleyip hızlı ve etkili bir biçimde hareket etmişler. İçeriden birinin yardımıyla hareket etmiş olmaları muhtemel. Şüpheli dosyaları. Şüphelilerden her biri hakkında kendi yetkilerimi kullanarak bazı bilgiler edindim. Ayrıca şüphelilere numuneler yazdırdım. Böylece olay yerinde bulduğumuz notla karşılaştırma yapabiliriz. Hangi ellerini kullandıklarını görmek için her birini numuneleri yazarken izledim. Başka bilmek istediğin bir şey varsa söyle. Abi bu nedir ya? Quill Peabody. Quill Peabody muhabirlik yapıyor. Mürekkep yalamış tayfadan. Katil budur diyebileceğin biri kesinlikle değil ama hiç belli olmaz bu işler. Kötülük yapacak birine benzemiyor. Utangaç, kendi halinde bir insan. Dediklerine bakılırsa maktulle konuşmak için buraya gelmiş. Elias ortadan kaybolmadan önce aralarında kısa bir konuşma geçtiğini biliyorum. Ayrıntıları Quill'e sormak daha iyi olur. Maalesef olayı aydınlatmak açısından başka ekleyebileceğim bir şey yok. Quill kafilede yeni. Yani kimsenin onu çok iyi tanıdığı söylenemez. Ama yine de cinayetin onun işlediğini sanmıyorum. Hazır mısınız beynimize yakmaya? Maktul'le konuşmak için buraya gelmiş. Elias ortadan kaybolmadan önce aralarında kısa bir konuşma geçtiğini biliyorum. Unutmadan. Eldeki fiziki verilere baktığımızda adam numuneyi sağ eliyle yazıyor ve büyük ayakkabılar giyiyor. Bunları not mu alsam ya? Sağ eliyle yazıyor, büyük ayakkabı giyiyor. Kağıt kalemim de yok ki bu evde. Ben aç telefonu. Ya da şöyle mi yapsak bir saniye? Şöyle bir şey yaptım. Sağ elli, büyük ayakkabılı, muhabir, el yazısı diyeceğim şuna. Örtüşüyor. Tamam mı? Quill Peabody. Evet, Quill Peabody'nin aldığımız şeyleri bu. Garrett Fairfield. Bu kimmiş?
Garrett, maktulün uşağı, kahyası diyebilirsin istersen. Şu ana kadar gördüklerimden adamın maktule son ana kadar sadakatle hizmet ettiğini söyleyebilirim. Ama kim bilir ikisinin arasında ne geçti. Evet, Garrett Fairfield kahyası. Şu an için bildiğimiz bilgiler. Numuneyi sağ eliyle yazdı ve ortalama numara ayakkabı giyiyor. Kişisel yazılarından bazı numuneler var elimizde ve tabii ki hiçbir olay yerinde bulduğumuz mektuptaki el yazısıyla örtüşmüyor. Cinayeti duyunca içlerinden bir buçuk üzüldü. Tabii bu onu aklamaya yetmez ama verdiği tepki bana samimi geldi. Sağ el, orta, örtüşmüyor. Üzülmüş. Acaba bu kadar not almaya gerek yok mu bilmiyorum. Ama alacağım ben. Evet. Dinle. Tıpkı buradaki herkes gibi o da bir şüpheli. Ama bir kahyanın cinayet işlediği nerede görülmüş? Sanki Sherlock Holmes'te böyle bir maskeli balo vardı ve orada buna benzer bir cinayet işlenmişti hatırlıyorum. Kellogg Hardin, arkanı kollamasını isteyeceğin türden biri değil. Kollamayı bırak, ona papucumu bile emanet etmem ben. Gözüm hiç tutmadı. Buralarda onun hakkında pek iyi şeyler söylemezler. Bildiğim kadarıyla cinayeti falan yok ama her tür pis iş var kendisinde. İşlenen hırsızlıklar ondan biliniyor. Marshall'ın eski düşmanı. Aralarında husumet yıllar öncesine dayanıyor olmalı. Kellogg, Marshall'ın düşmanı. Meslek hırsız diyeceğim buna. Devam. Fiziki özelliklerine bakılırsa adam iki elini de kullanabildiğini iddia ediyor. Ortalama numara ayakkabı giyiyor. İki elini eşit derecede kullanıyorsa da el yazısıyla verdiği numune korkunç. Hiç okunaklı değil. Gerçekten bu kadar kötü mü yazıyor yoksa numara mı yapıyor emin değilim. Direkt bundan şüphelendik gibi değil mi? İki el ortalama. Orta. İki el. Berbat. Devam. Kellogg Hardin. Marshall da var burada. Gurney Goldman düşmanlarını öldürmek yerine onları satan alan biri. Finansal açıdan ondan daha zengin biriyle tanışmadım. Satın alan. Tabii onun da kendine göre sorunları var. Serveti hem en büyük gücü hem de en büyük düşmanı. Zengin. Gurney Goldman. Zengin diyeceğim. Şimdilik zengin. İhtiyar Gurney numuneyi sağ elle yazdı ve küçük numara ayakkabı giyiyor. Verdiği yazı numunesi düzgün ancak bulduğumuz mektuptaki yazıyla örtüşmüyor pek. Sağ el, küçük numara örtüşmüyor. Sağ, küçük, örtüşmüyor. Tamam. O, maşa varken ateşi eliyle tutacak türden biri değil. Ancak durum o noktaya gelirse kesinlikle arkadan bıçaklar. Bu olaya nasıl dahil olduğunu kestirmek güç. Abi bu nedir ya? Biz doğuya gitmeye çalışırken nelerle uğraşıyoruz? Marshall Brennan. Ah Marshall Brennan, deliller onu baş şüpheli ilan etmek için yetersiz ama tıpkı diğerleri gibi ona da adil davranmalıyız. Marshall Brennan. Evet, devam. Marshall bu numuneyi sağ eliyle yazdı ve görece küçük numara ayakkabı giyiyor. El yazısı tek kelimeyle korkunç. Kellogg'un yazısı gibi hiç okunmuyor, en az 12 kadar kötü. Böyle dediğim kulağına gitmesin. Sağ el, küçük numara. Sağ el, küçük numara. Berbat. Aynen Kellogg gibi. Bu ikisi de birbirine düşman. Bak Kellogg Marshall'ın düşmanıydı aynı zamanda. Ama Marshall'ın Kellogg hakkında bir düşüncesi var mı bilmiyorum. Marshall yük arabası kervanının resmi olmayan şerifi. Haydutları uzaklaştırmaktan görevliydi diyorlar. Ama kime sorduğuna göre değişir. Galiba bu işte pek iyi değilmiş. Şimdi şüpheliler bitti. Şunu bir güncelleyeyim. Quill kafilede yeni. Elias'la konuşmuş. Şimdi şüphelileri inceledik.
Bir de şüphelileri sorgulayacağız. Delilleri de inceleyeceğiz. Önce bir delilleri inceleyelim, bir saniye. Bulabildiğim tüm delilleri topladım. Yakından bakmak istediğin varsa söyle. Suç mahalli. Çamurda yüzü koyun yatan orta yaşlı bir erkek cesedi var. Ölümcül yarayı görülür biçimde sırtının ortasından almıştır. Ceset çamura iyice batmıştır. Uzun süredir burada olduğu bellidir. Çamurda yüzü koyun. Orta yaşlı erkek cesedi sırtından yara almış. Çamurun etrafında birçok ayak izi var. İçlerinden ortalama büyüklükte bir çift öne çıkmaktadır. Yağmurdan ıslanması ve çamurla kirlenmesi dışında adamın kıyafetleri yerli yerindedir. Yağmurdan ıslanması ve çamurla kirlenmesi dışında. Boğuşulmamış yani, herhangi bir şey olmamış. Sırtındaki ölümcül yaradan başka bir yara bere izi yoktur. Bir boğuşma yaşanmışa benzemez. İlk bakışta cinayet mahallinde bunlardan başka dikkat çekici bir ayrıntı yok. Adam gizlice öldürülmüş. Orta büyüklükte ayakkabı var dedi, değil mi? Orta. Garrett ve Kellogg. Kahya'ya mı gidiyoruz yoksa, dur bakayım. Ölüm dün gece 8.30 sıralarında gerçekleşmiş olmalı. Ölüm sebebi sırta alınan tek bıçak darbesi. Ayak izlerinden bir şey söylemek güç maalesef. Seçilir biçimde ayak izlerinin çoğu yağmur başladıktan sonra oluşmuş. Yağmur başladıktan sonra oluşmuş. Dün gece 8.30 sularında. Bunları da not alsak mı? Gece 8.30. Sırta bıçak. Boğuşma yok. Ayak izleri yağmurdan sonra. Şu an için bunlar. Bulabildiğim tüm delilleri topladım. Şimdi okunaksız mektuba bakalım. Elias'ın cesedinde bir mektup bulduk ama yağmur yüzünden hasar almış, okunmuyor. Yine de bir iki şey seçilebiliyor. El yazısı karmançorman. Üstelik Elias'ın yazmadığı kesin. Bana sorarsanız üstünde durmamız gereken motif bu. Katil bir şekilde o mektubu geri alamamış. Neden bilmiyorum. Yazılardan çıkardığım kadarıyla dışarıdan bir kafileye gönderilmek üzere yazılmış. Bu kafiledeki birine değil. Muhtemelen aramızdaki köstebek haydutlarla bu yolla iletişime geçiyordu. Maalesef yağmur onların işine yaradı. Mektup şu an pek bir işimize yaramıyor. Beynim yanıyor. Katil o mektubu geri alamamış. Yazı karman çorman. Bu kafiledeki birine değil. Tamam. Karman çorman mektup. Yani Kellogg. Kellogg'un yazısı berbat. Bunlar örtüşmüyor zaten. İki elle de yazabiliyor. Marshall'ın düşmanı. Dur bakayım. Cinayet silahı. Elias bu bıçağın tek bir darbesiyle öldü, bundan eminim. Her yerde bulunan standart bir av bıçağı. Ayırt edici tek özelliği sol el kabzası. Bu elimizdeki en önemli delil. Sol el. Dediğim gibi bıçağın kabzası dışında önemli bir yanı yok. Bıçakta herhangi bir zorlama izi bulunmuyor. Bu da demek oluyor ki Elias karşı koymuş olamaz. Cesedin pozisyonu da bu teoriyi destekliyor. Bıçakta çizik dahi olmaması ayrıca onun etkili bir şekilde kullanıldığına işaret ediyor. Yani katil muhtemelen solakmış. Hayda. Kabza sol. Kabza solda. Kellogg Marshall'ın düşmanı, hırsız aynı zamanda. Ama kimseyi öldürmez diyordu bu. İki elini de kullandığı için Kellogg şu an baş şüpheli gibi. Geri. Şüphelileri bir de sorgulayacağız şimdi. Dur bakayım ne diyecekler. Şüphelilerle istediğin gibi konuşabilirsin. Yalanlarını yakalamaya çalış ama unutma, bazı insanlar alışkanlıktan yalan söyler. Bir yalanı yakalaman katili bulduğun anlamına gelmez. Quill.
Yardımcı olabilir miyim? Oyun direkt bunun üzerine olabilirmiş böyle. Sürekli vaka çözerek ilerlediğimiz. Cinayet saatinde neredeydin? Dur bir düşüneyim. Erken yattım. 7 falandı galiba. Önceki sabah geldim daha. O yüzden hala yorgundum. Hiç etrafta gezinecek, birileriyle konuşacak halim yoktu. Gözüme bir süre uyku girmedi. Bir noktada silah sesleri duydum. Anca yağmur başladıktan sonra uykuya dalabildim. Silah mı? Silah sesleri duydum diyor. Tamam, devam. Kurbanla ilişkin. Muhabirlik yapıyorum. Elias ile bir kez doğru düzgün konuştuk. O da dün sabah. Kötü haberleri olduğunu ama önce kanıt toplaması gerektiğini söyledi. Açıkçası dediklerinden bir şey anlamadım. Hala da anlamış değilim. Neydi bu kötü haberler ya da ne kanıtı toplamaya çalışıyordu bilmiyorum. İncele mi? İncele bakayım. Quill uzun, ince ve iyi giyimli biri. Yağmurdan rahatsız gibi ve endişeli gözlerle etrafta biriken kalabalığı gözlüyor. Bunları da not alsak mı? Yağmurdan rahatsız, endişeli. Dur, alacağım ya arkadaşlar. Yağmurdan rahatsız, endişeli. İyi giyimli. Geri dön. Garrett'la konuşalım. Umarım katili yakında yakalarsınız. Yardım etmek için elimden geleni yaparım. Bu kahyası mıydı? Evet. Üzülmüş. Cinayet saatinde ne yapıyordum? Düşüneyim. Yük arabasında bize akşam yemeği hazırlıyordum. Elias'ın dışarıda biriyle konuştuğunu gördüm. Saat 7:30 sularıydı. Bir daha geri gelmedi. Yağmur yağmaya başlayınca gidip ona bir bakayım dedim. Saat 9 suları olacak. Onu çamurda yatarken buldum. Abi, o zaman şöyle. Cinayet yağmur başlamadan önce işlendi. Kahya Garrett yağmur başladıktan sonra onu gitti kontrol etti. Zaten Garrett'ın ayakkabısı orta. Dur bakayım, işler biraz karışıyor. 7:30 sularında. Bunları da not almadık. Yağmur yağmaya başlayınca kontrol etmiş. Kurbanla ilişkin ne? O adam için çalışıyordum. Şu ana kadar valesi, aşçısı ve bekçisi olarak çalıştım. Vakit bulamadığı veya istemediği işleri bana yaptırırdı. İncele. Garrett cüsseli ve heybetli bir adam. Uşaktan ziyade bir koruma görevlisine, askere andırıyor. İyi giyimli biri ve yağmura rağmen duruşundan taviz vermiyor. İyi giyimli de alakası var. Yağmur rahatsız etmiyor. Normal diyeceğim bunun ruh durumu. Şuna ruh durumu dedim, endişeli. Giyimleri iyi, o yüzden not almıyorum şu an. Çok enteresan bir oyun ya. Neye düştük? Ne oynuyorduk? Ne oldu? Kelok, gel bakalım. Baş şüpheli şu an bu benim için. Ne istiyorsun diyor. Cinayet saatinde ne yapıyordun? Kampın dışındaydım. Nişan talimi yapıyordum. Silah sesi duydum diyordu bak. Saat kaçtı haberim yok. Alet edevatı toparlayıp kampa geri döndüm. Dönüş yolunda Elias'ın öldüğü yerden geçtim ama karanlıktı. Bir şey görmedim. Sadece birinin acele adımlarla buradan uzaklaştığını fark ettim. O gördüğüm kişinin katil olduğuna dair bahse girerim. Bu da Kahya'yı gördü o zaman. Ama Kahya bunu görmedi. Bir devam et bakayım. Kurbanla ilişkin. Elias arada sırada görürdüm ama ne o bana bir laf attı ne de ben ona. Öyle benim gibi tehlikeli tiplerle takılan biri değildi. O yüzden yollarımız hiç kesişmedi. Başka diyecek bir şeyim yok. İncele. Kelok her daim eli tetikte olan tekinsiz bir tip. Uzun zamandır medeniyetin, kanun ve nizamın semtine uğramadığı belli. Yüzünün sağ tarafında yeni bir yaranın izi var. Yüzünün sağ tarafında. Allah Allah. Ha, bu yarayı mı merak ediyorsun? Marshall'ın eseri. Aramız zaten iyi değildi ama ilk defa bana vurdu. Bunu hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Kendisine sorarsan daha iyi olur. Zaten Marshall'ın düşmanıydı. Yüzünde yara var.
Arkadaş, şimdi bu da oradan geçerken ayak izi yapmış olabilir. Ben daha tam yakalayamadım. Sizde bir şey var mı? Gurney. Goldman. Evet, buyurun, ne vardı? Cinayet saatinde ne yapıyordun? Yük arabamın içinde dinleniyordum. Eğer sen böyle sorular sormasaydın şimdi de aynısını yapıyor olacaktım. Bir noktada silah sesi duydum. Gürültünün geldiği yere doğru baktım ama bir şey göremedim. Saatime baktım, tam olarak 8'di. O yüzden en sevdiğim hobime geri döndüm. Tek başıma takılmaya. Kurbanla ilişkinle. Elliot hakkında bir şey bilmiyorum. Pardon, Elias mıydı? Her neyse. Bizimkisi kader arkadaşlığı. İki çift laf ettiğimizi hatırlamıyorum onunla. Gurney ince, sert görünümlü bir adam. Yeleğinden altın saatin kösteği sarkıyor. Geç bakayım. Marshall. Nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet saatinde neredeydin? Kelo'u. Silahını kapmış giderken görünce onu takip etmeye karar verdim. Saat 8.30 falandı. Ne yazık ki yağmur onu takip etmeyi zorlaştırdı. O yüzden kampa döndüm. Ben oraya vardığımda Elias ölmüştü. Bana sorarsanız cinayeti kimin işlediği ortada. Ama silahla ölmemiş işte. Kurbanla ilişkin neydi? Elias karavanı çekmem için beni tutan kişi. Onun da hepimiz gibi yanlışları vardı ama onu tanıdığım süre zarfı içinde bir onursuzluğuna şahit olmadım. Başına gelenler çok üzücü. İncele. Marshall iri yarı güçlü biridir. Saçı sakalı taralı ve özgüveni yerindedir. Kılık kıyafeti düzgün. Onunla ilgili tek acayiplik sol elindeki büyük morluk. Tamam, sol eliyle. Karşındaki insanın sol elinle yüzünün sağ tarafına vurabilirsin, değil mi? Bunun yüzünde yara vardı ama... Tamam, Kelo'a niye vurdun? Gördün mü? Lafı dolandırmayacağım. Evet, ona vurdum. Elias'ı öldürdü. Az bile yaptım. Neden mi Kelo'nun katil olduğunu düşünüyorum? Dedektiflik işlerinden anlamıyorsun galiba. Ayak numarası Elias'ın cesedinin orada bulunan izle örtüşüyor. Cinayette kullanılan bıçağın kabzası sol el için üretilmiş. Kelok her iki elini de kullanabiliyor. Ayrıca cinayet saatinde nerede olduğu belirsiz. Ona yaptığının bedelini ödeteceğim, yaz bir kenara. Bu direkt bütün olayı çözdü bizim için. Allah Allah. Kelok. İncele. Yüzünün sağ tarafında, tamam. Arkadaşlar, bilmiyorum ya, o kadar not aldık ama çok saçma sapan geldi bana. Şüpheli dosyaları, özet. Özete bir bas bakayım. Hangi bilgiyi gözden geçirmek istiyorsun? Quill. Quill kervanın silik büyücesi. Sağ elini kullanarak verdiği yazı numunesi düzgün. Ayak numarası büyük. Saat 7 sularında uykuya dalıyor. Yağmur başlayınca geri uyuyor. Garrett. Sol elini kullanarak yazı numunesi düzgün. Ayak numarası ortalama. Saat 7.30'da Elias'ı biriyle konuşurken görüp 9'da yağmur başladığında da cesedi buluyor. Kelok. Kanun kaçağı ve Marshall'ın rakibi. Ayak numarası ortalama. Ya tamam, şimdi burada numune Kelo, Kelok gibi. Çünkü burada karman çorman yazı tipi berbat olan bir Marshall var, bir Kelok var. Bunda da bir şey yok. Marshall. Ya ya Marshall ya Kelok. Sağ elini kullanarak verdiği yazı numarası karman çorman. Abi burada şöyle bir sıkıntı var. Kelo'nun kamptan ayrıldığını görüp onu takip etmeye çalışıyor. Ama şiddetini arttıran yağmura teslim oluyor. Yani dövemiyor ki, nasıl oluyor? Yani kafamdaki tek soru işareti
Marshall Kelo'a ne zaman vurdu? Vallahi ben anlamadım. Yani çözemedim. Bir problem var Kellogg ve Marshall arasında. Yani tüm değerlendirmelerim sonucunda Kellogg ve Marshall arasında kaldım. Kellogg daha baskın. İki elini kullanıyor, sol el kabzayla öldürüyor. Yazısı berbat ama bunun da yazısı berbat. Bir de şöyle bir şey var. Marshall sağ elli değil abi. Bak şu an bunu düşünüyorum da çünkü... Bir dakika bak şimdi arkadaşlar. Sol eliyle yumruk atmış şeye. Onun da sağ tarafında morluk var. Yani bir dakika. Bir saniye. Şüpheli dosyaları. Bak numuneyi sağ eliyle yazdı diyor. Ama sol elinde morluk var. Bir insan kullanmadığı eliyle yumruk atar mı? El yazısı tek kelimeyle korkunç. Hiç okunmuyor. Vallahi olay bu ya. Ben size söyleyeyim. Bir dakika. Sol elindeki büyük morluk. Arkadaşlar bence katil Marshall. Yalan söylüyor çünkü. Numuneyi de yanlış eliyle yazmaya çalışmış. Berbat. Dur bir ilerleyelim bakalım. Marshall'ı suçlayacağım ya. Geri. Suçlamada bulun. Bulunuyorum. Katil kim biliyor musun? Bizi böyle töhmet altında bırakma. Bence Marshall. Marshall, sahiden mi? Devam et. Sahiden mi Marshall? Sanırım o da en az diğerleri kadar şüpheli. Yazı numunesini sağ elle yazdı. Ancak duruma bakılırsa katil solak olmalı. Buna ne diyorsun? Hayır. Hayır hayır, sağlak değil. Kurban ölmedi. Bak şeytani ikiz. Her iki elini kullanabiliyor. Farklı bir silah kullandı. Sağlak değil. Kurban ölmedi. Sağlak değil. Yani onun sağlak olmadığını mı söylüyorsun? Numune yazarken kendi gözlerimle gördüm. Bunu doğrulayacak bir kanıtın var mı? Yara. Bak başkası yazdı. Numune kalitesi. Cinayet silahı. Yorgundu. Yara. Elindeki yara. Şimdi her şey netleşti. Kelo'nun yarası yüzünün sağ tarafında ve morluk Marshall'ın sol elindeydi. Demek ki Kelo'a vurduğunda sol elini savurmuş. Aynen öyle. Yine de pek ucu yok. Yine de pek ipucu yok. Bir kere Marshall'ın ayakları küçük. Kuş mahallinde onun ayakkabı numarasına uyan hiçbir iz bulunmadı. Bunu nasıl açıklıyorsun? Bunu düşünmemiştim. Marshall'ın ayakları küçük. İki katil var. Şeytani ikiz. Bıçağı fırlattı. Çamurlu değildi. Farklı bir silah. Ha bir dakika, çamurlu değildi. Aynen abi, kılık kıyafeti düzgün bunun. Kıyafeti çamurlu değildi diyeceğim. Çamurlu değil miydi? Toprağın çamurlu olmadığında nereden çıkardın? Bir baksana. Okunaksız mektup. Yara, çamur için ayakkabı kılıfı, karanlıktı, yağmur yağmıyordu. Elias öldürüldüğünde yağmur yağmıyordu öyle mi? Olabilir, bu mantıklı bir açıklama ama mektup yağmurdan hasar görmüş olmasaydı katil yani senin iddianla Marshall onu bırakır mıydı? Bunu niçin yapsın? Cinayetin bütün amacı bu değil miydi? Okuma bilmiyor, karanlıktı. İşi yarıda kaldı. Yorgundu, taklit mektup. Okuma bilmiyor diye bir şey var mıydı ya? Yo, yorgundu, işi yarıda kaldı. Ya karanlıktı diyeceğim ya da işi yarıda kaldı. Karanlıktı, akşam saatleri. Bence bu doğru değil. İyi düşün. İpuçlarını gözden geçir ve tekrar dene. Durmadan tahminde bulunursak, sonunda haklı çıksak bile inandırıcılığımızı kaybederiz. O yüzden şansını fazla zorlama. Heh, neyse buraya geri dönmem iyi oldu. Dur, son iki şeyi salladım zaten. Ama ikincisi de doğruydu herhalde. Üstü başı çamurlu değil diye. Bence iyi gidiyorduk da Marshall hakkında yanlış. Abi suçlamada bulun diyorum tekrardan. Marshall. Devam et. Bak önce sağlak değil diyorum. İlk dediğim gibi. Yara diyorum. Tamam.
Buraya atlattık. Yine de pek ipucu yok. Suç mahallinde onun ayakkabı numarasına uyan hiçbir iz bulunmadı. Çamurlu değildi. Bu da doğruydu az önce. Yağmur yağmıyordu. Tamam, mantıklı. Şimdi mektup. Mektupta da işi yarıda kaldı diyebilirim aslında. Oradan sürekli birileri geçti. Okuma bilmiyor değil. Karanlıktı dedik, olmadı. Yorgundu, mantıklı değil. Taklit mektup mantıklı değil. İşi yarıda kaldı diyeceğim. Anladım. Kellogg geri döndüğünde katilin işi yarıda kaldı ve mektubu almaya vakti kalmadı. Ama cinayetin sebebi ne? Marshall Elias'ı niçin öldürdü? Bak, burada mantıklı bir cevap verdik ve devam etti. Para. Marshall Elias'ı niçin öldürdü? Marshall oranın şerifiydi. Cinayetin sebebi ne? Para, güç, kurban ölmedi, şeytan, hırsızlıkları planlayan kişi. Hırsızlıkları planlayan kişi. Yani en mantıklısı hırsızlıkları planlayan kişi diyeceğim. Neyse, hırsızlıkları planlayan kişi diyorum. Demek öyle. Elias, Marshall'ın hırsızlara yazdığı ve yük arabası kervanının malzemelerini ve kervanı koruyanların rutinlerini ayrıntılarıyla açıklayan bir mektup buldu. Sizin iddianıza göre de Marshall kimseye haber vermesin diye Elias'ı öldürdü. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Devam et. Vallahi kazandık. Üzülerek söylüyorum ama söylenen her şey olayla uyuşuyor. Ben Marshall'ı tutuklayıp yüzbaşına daha sonra yetişmeye çalışacağım. Madalyonumu al, yolda işe yarayabilir. Çözdük mü? Arkadaşlar, beynim yandı. Yarım saatten fazla dur uğraşıyorum ya. Ama montajda burayı keseceğim tabii ki, yoksa yüreğiniz şişer. Madalyonu aldık. Neyse, alabildik. Abi, biz bu oyunu mu oynuyorduk? Of ya. Ne görevmiş? Bir de biz buraya gitmesek, buraya gitsek, bundan yolumuzun üstünde iki tane daha var. Önce buraya gidip sonra buraya gidemiyoruz ama birini seçmemiz lazım. Nasıl olacak? Çok enteresan bir oyun oldu bu ya. Arkadaşlar, yani bir yerde bölümün sonuna gelmem lazım da yarım saatten fazla dur uğraşıyorum. Katilin kim olduğunu ortaya çıkardık. Oh be. Bir de yanlış yapacaktık ha. İlerleyelim bakalım şöyle. Kayıp yük arabası. Of, şiştim ya. Bu nasıl oyun? Grecia'nın tarihi geçti. Hemen bir tane daha kullanacağım. Hemen bir tane daha kullan. Malzeme koyacak yerimiz yok. Hasar görmesin araba. Aslında görse de şunları kullanabilirdik. Neyse. Devam et bakayım. Bunları da kaçırmayalım. Ne diyor? İnsanın burnunu kanatır bu koku. İğrenç bir koku geldi. Yük arabasından. Biraz inceledikten sonra birinin bacon dolu bir torbayı bağlamadan açıkta bıraktığı anlaşılır. Et sıcakta bozulmuştur. Et bozulmuş. 50 et gitti. Heh. Fatma anında gizemi çözüp kabahatin kimde olduğunu anlar. Olanlara Burak sebep olmuştur. Burak süklüm püklüm olur. Torbayı kontrol etmeyi unuttuğunu itiraf eder. İşte bu kadar et alırsan da böyle olur işte. Tamam. Ne kadar etimiz kaldı? Dur, kıyafet giydirelim. Aykut'a kıyafet, Burak'a kıyafet. Fatma'ya birazdan giydiririz. Etimiz daha bol ya. Bol, iyi gidiyoruz bence. Tek problem Ayşe. Her bölümde Ayşe'yi illa kullanacağım. Bu kim? Bu teyze kim? Yaralı kadın. Lütfen yabancılar, yardım lazım. Haydutların saldırısına uğradık. Yük arabamız yerle bir oldu. Atım iyi ama ben yaralandım. İlaç var mı? Yük arabasını... Yük arabasını yağmala, ilaç ver. İlaç veriyorum. Bayağı ilacım var değil mi? Var. Hem şuradan kurtulmuş oluruz. Al, al teyzeciğim.
Yani teyze gibi görünmüyorsun ama burada teyze gibisin. Çok teşekkürler yabancılar. Bunun benim için ne ifade ettiğini anlatamam. Yük arabasından işe yarar bir şey çıkarsa armağanım olsun. Ben biraz dinleneyim. Atım yaralandı diyor. Bir şey çıktı mı? Yük arabası kurşun delikleriyle doludur. Kadının böyle bir şeyden sağ çıkması bir mucizedir. Marangozluktan anlayan bir eşyalardan bazılarını kurtarabilir. Araştır. Bir üflese yıkılacaktır yük arabası. İşe yarar malzemeleri çıkarmak mümkündür ama her an birinin üzerine yıkılma tehlikesi var. Yani teker de alabilirim. Bunu bunun üzerine de koyabilirim. Bu sefer tekeri alacağım. Burak'la gidiyorum. Evet, Burak'la gidiyorum. Dayanıklılık gitti. Hadi Burak, başarırsın. Çok güzel, aldık. Sadece bir teker kullanılabilir durumdadır. Yuvasından çıkar. Yuvarlanarak tozların içine düşer. Yük arabası dingildemeye başlar. Şu an sallanmaya başladı. Değil mi? Ben tamam. Daha fazla riske almıyorum. Terk ediyorum. Acaba yanlış mı yapıyoruz işte? Bu ne burada? Moral. Aa, morale gerçekten ihtiyacımız var ya. Ama bunlar da enteresan görevler oluyor. Morale ihtiyacımız Burak'ta yok. Ya bunda da yok. Sadece Aykut için. Aykut da ümitsiz. Kutlama kamp yerlerinde mola ver. Bir müzisyenle kamp yerlerinde müzik çal. Ölçüleri arttırarak et veya gıda maddeleri ye. Arttırmış durumdayım abi ya. Hayvan gibi yemek yiyoruz. Dayanıklılık, moral. Buraya gidiyorum. Dragon'a gidiyorum. Biraz daha idare eder. Aha, sadakat, tavır, zeka, moral. Oo. Kaç etimiz var? Birazdan ete de bakalım. 157. Her şey yolunda gidiyor şu an. Kusursuz ilerliyoruz. Ayşe dışında. Sen de mi duydun? Yük arabası. Fatma paranoyak. Kafileyi durdurur, daha fazla ilerlemeyi reddeder. Fatmacığım, deli misin? Yük arabasında bir arıza var. Eminim duyduğum ses buydu. Devam edersek yük arabası hepten bozulacak. Yolda kalacağız, tamir etmeliyiz. Ya Fatma, sen manyak mısın ya? Bir şey yok, tertemiz araba, gres yağımız bile var. Sanırım gres yağının etkisi var bir gün. Saçmalama. Ama bir şey dememiş gibi davranırsak da şimdi bu çıldırır. Tamir et. Ya Fatma, manyak mısın ya? Bir şey dememiş gibi davranıyorum ya. Saçmalama, yük arabasında bir sorun yok. Yola devam edelim. Kafile ilerlerken Fatma sessizce yük arabası hakkında endişelenmeye devam eder. Neyse, dur bakayım. Gresya'nın tarihi geçti. Şimdi Fatma'nın korktuğu başına gelecek. Bu da mı Dragon? Robert Moore. Merhaba yabancılar. Birilerinin beni almaya geleceğinden, yüzbaşının beni yüzüstü bırakmayacağından eminim. Mahsur yoksa Independence Rock civarlarında inerim ben. Haydi gidelim. Aha, beraberiz. De. Arabaya binme, ha, yürüyeceksin. Robert, bir tane Robert Moore'umuz var. Tuhaf ve sinir bozucu adam cevap bile beklemeden vurdum duymaz bir şekilde yük arabasına atlar. Abi, bu manyaklık. Robert Moore burada. Bunu da yük arabasına koyacağız. Oturuşa bak. Atılacaklar alanı diyor. Buna yer açmam lazım. 4, 5, 6, 7. 4, 8. Tamam. Hallederiz bir şekilde. Şimdi nasıl halledeceğiz ama? Bu dingili bir çevireyim. Küçük parçaları
Baya zor bir iş ya. Bunu te... Bir saniye. Böyle de koyabiliyoruz. Ama adama işkence çektirmeyelim. Şimdi şu üçü boşalttık. Tamam mı? Şöyle yapayım. 3 boşalacak, 2 boşalacak. Bir dakika arkadaşlar. Baştan başlıyorum. Şöyle. 3 boşaldı. Şunu şöyle bir sokayım bir dakika. 3 boşaldı, 2 boşaldı. Şunu şöyle yapayım. Aha. Oturdu valla. Abi bu ne kadar komik bir şey ya. Robert Moore'un burada ne işi var ya? Çok enteresan. Devam. Neyse sığdırdık bir şekilde. Bir adet Robert Moore'umuz var. Tek gideceğimiz yer burası. Kolera kapmaktan kaçın, kol kırılmasından kaçın. Peki. Ulan yürüyeceğine arabaya atladı ya. Aha. Yük arabasının durumu bir dakika. Bir yer zarar gördü. Hemen. Heh, tamam yer açtık kendimize. Tamir et. Çok güzel. Nefes alabilecek alanı oldu adamın. Şunları topla. Benekli kokarca da toplandı. Hemen şurada. Burak yük arabasını durdurmak için eliyle işaret eder. Görkemli boynuzlara sahip bir alageyik yük arabasından oldukça ötede bir yerde sakince otlamaktadır. Batıl inanç olabilir ama alageyik boynuzunun her tür hastalığa şifa olduğu söylenir. Hayvan öldürmemeliyiz ya. Aynı anda hem yiyecek hem de ilaç edinmek için kaçmaz bir fırsat bu. Tabi alageyik öldürülebilirse. Onu kim vursun? Yok nişancımız da yok ki. Hadi Burak bir dene bakalım. Ama bunu 70 küsür et koyabiliriz buraya. 150 et mi alıyor en fazla? Yani 10 tane kurşunum var bir de. Abi vuruyorum deneyeceğim ya. Burak vur hadi. Ala geyik. Morali gitti vuramadı diye. Tamam en azından denemiş olduk. Atış isabetli değildir. Tüfek patlamasından korkan geyik otlakta zıplaya zıplaya kaçar ve gözden kaybolur. Burak hayal kırıklığı içerisinde yük arabasına geri döner. Devam tamam. Atışımızı kuvvet şey yapmamız lazım, geliştirmemiz lazım. Acıktım diyor bir de geri zekalı. Aha, 9 tane kurşunum var. Dayanıklılığı çok düşük ya. Yine Fatma ile şey yapacağım. Hadi Fatma gel bakalım. Bu sefer tilki mi vuracağız? Haydi Fatmacığım. Az kurşunum var. Oha, ben çok ağırım. Onlar hızlı koşuyor. Çok güzel. 2'de 2. 3'te 3. 4'te 4. Güzel. Ay taşa çarpıyor burada. Oha harika işler yaptık. Vuramadım ya. Neyse 100 yeter. Zaten daha fazlasını taşıyabilir miydik bilmiyorum. 9 mermi. Ha mermim mi bitti acaba? 10 tane vardı sanki mermim. Ha şeye de geyiğe de vurduk ya. Tamam mermim bitmiş ondan vurmadı. Güzel 100 etle döndük. 33 et de burada. Tamam iyi yiyoruz değil mi biz bu arada? Kafile bol kepçe yiyor tamam. Haydi bakalım devam. Fatma değerli hayvan postları elde etmek için biraz vakit ayırabilir. Dur bakayım. Üzerine koyabiliriz bence. Vakit ayıralım. Hayvan postu edin. 7 tane. Çok güzel. 5 5 10 oldu. Bir tane açıkta duruyor. Tüh.
Bir tane açıkta duruyor. Nasıl boşaltabilirim burayı? Bir boşluğum var. Yem mi atsam acaba ya? Bir hayvan postu 5 dolar filan ediyor. Şöyle yapalım o zaman. Hayvan postunu alıyorum. Yem daha sonra yaparız. Hadi devam. At gitsin. 13 yeme attık. Moraller yükseliyor. Et. Her et yediğimizde moral yükseliyor demek ki. Dur. Durduk. Tamamdır. Yolun gerisini kendim giderim. Sağ olun arkadaşlar. Karşılığında madalyonumu vermek istiyorum. Ne işe yarar bilmiyorum ama bana lazım değil. Hediyem olsun. Ulan 2 dakika önce gitseydin yeme atmazdık ya. Hayvan gibi yer kapladın ambarda. Çok komikti ya. Rabut muru. Arabaya koymaya çalıştık. Gireceğim. Bir dakika dur. Ne oldu? Tekerlek izinden oluşan bir labirent yolun bu kısmında kesişir. Yol da zaten önceki yük arabaları tarafından açılmış. Yağmur ve rüzgarların da etkisiyle yıllar içinde kalıcı hale gelmiştir. Yürümek adeta bir mücadeleye dönüşmüştür. Adım atmakta bile zorlanan kafile yük arabasıyla ilerlemekte hayli güçlük yaşar. Bir saniye. Etkinlikte değiliz umarım. Şunları kullan. 1, 2. Burada daha var. Şu ne oldu? Dragon görevi ilerliyor. Ne bir fersah beriye, ne bir fersah öteye. Bir devam et bakayım. Yani nasıl gideceğiz? Çok ağır gidiyormuşuz. 1 mil geldik ama. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Yavaş yavaş ağır ağır ilerliyor. Burada da bölümün sonuna geleceğiz. Şu ne? Başarım mı? Yok, mouse. Bu ne? Sıçıyor mu orada? Enteresan bir yer, yıkanma yeri gibi. Kafile yekpare bir kaya olan yüzlerce metre yüksekliğindeki Independence Rock'a en nihayetinde ulaşır. Önceki yolcuların kazıdıkları baş harfler ve isimler sayılmazsa kayalarda hiçbir pürüz yoktur. Kafile üyelerinden bazıları aynısını yapıp biraz stres atmak isteyebilir. Çok güzel. Ama bunları yanımıza alamayacağız şimdi. Ha yo, araba açıldı aslında. Tamam. Evet, konuşacağımız bir sürü şey var. Albert, Jane, Eva, Rebecca teyze, Big Louie. Bunların hepsiyle bir sonraki bölümde konuşacağız. Takas yaparız, bir şeyler yaparız. Independence taşının kayalığının oradayız. Ve bir sonraki bölüme devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, uzun bir bölüm oldu mu bilmiyorum çünkü montajda keseceğim yerler var. Dedektiflik bölümünde bayağı bir düşündüm, taşındım. Not alırken birçok şey size göstermedim. Bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.